cennet haline getirdiler. Cinler, her yerde cin. Cinler. Ve en sonunda beddualarla başladı hikaye. Ve sonra kamyon STV'de, Samanyolu televizyonda bir dizide, haşa estağfurullah, günaha giriyoruz belki de, Peygamber Efendimiz'i kamyon arabasına getirip, ışınlayıp getirip koydular. Buraya kadar. Tabii bu kadar rezil olmaları, bu kadar kepaze olmaları, insan utanıyor. Yani yaşadığımız toplum. Yani şimdi biz şöyle bir şey soracağız Türkiye'ye. Dinin içinden soralım. Yani bu dini birkaç tane, bir şeyh ve bir siyasi partilileri bu kadar kolay mı yıpratabilmeliydi? Ya buna dur diyecek hiç mi aklı başında din adamı, hocası, aklı başında bilim adamı yok? Yani binlerce yıldır gelen bir gelenek var, bir kültür var Türkiye'de. Yüzlerce güzel adam, üniversitelerimiz var, ilahiyat profesörlerimiz var, diyanetimiz var. Hepsi yardımcı oldu. Bu 1400 yıllık geleneğe olan manevi değerleri, örfü, şeyi, kültürümüz olmuş, örfümüz olmuş artık. Dinsel birçok şey. Bütün bunu mahvetmesine siz yol açtınız, izin verdiniz. Bu ne ayıp bir şey. Ya insan utanıyor. Dur diyecek kimse yok muydu? Dine zarar vermesine dur diyecek kimse yok muydu? Bakın Batı'da biz böyle sol işçi partisi, işçi partisi, işçi sınıfı falan konuşurken en çok şu çok ortaya çıkmış gerçekler vardır. Fransız ilanı burjuva yaptı deriz. Ama aynı burjuva 1800'lü ortalarında ortaya çıkmış işçi sınıfını bastırdı 100 yıl içinde. 1950'ye kadar işçi sınıfını konuşturmadı. Şey yaptı, sendikayı sarı sendika yaptı. Bugün hani sarı cemaatler var, sarı sivil kurumlar var, uydurma. Yani hak iş nedir yani? Ona benzer. Ya da cemaat nedir? Şimdi bu burjuva ne edip edip 100 yılda işçi sınıfını, değil mi? Alttan gelen, halktan gelen, dışarıdan gelen tepkiler, haklarını, iş saatlerini isteyen bu insanları nasıl bastırdıysa ve yok etti. Kapitalizm için eritti bunları. Bugün sendikalarla dalga geçiyor insanlar. Yani sendika nedir ki diye. Tabii Hürriyet Gazetesi'nin manşetini 40 yıl takip edin. 40 yıl içinde manşetine işçi, tazminat, sigorta ve sendika haberi girmemiştir. Girmediği için bu adamlar şimdi zor duruma düşünce, cemaatle Türkiye'nin hakimleri ele geçince, affedersin, neylerini kurtarmak için cemaatin önüne gidiyorlar. Çünkü Türkiye'de işçiyi güçlendirecektin, o aydınları güçlendirecektin, alternatif, bağımsız, sol aydınları güçlendirecektin. Bu zor zamanlarda da hepimizi bu işgale karşı seni savunsun diye. Ama böyle yapmadılar. Şimdi başka yerinden bakıyorum. Şimdi iki tane din adamız, tıpkı Fransa'da olduğu gibi, yani ya da Batı'da olduğu gibi, burjuva işçi sınıfını nasıl bastırmışsa, şu anda da eline servet geçirmiş. Cemaat servet geçirdi eline. Bankaları var, Tuskon'u var, iş adamları var, Tayyip Erdoğan Bey'in işte yandaşları var, zenginleri var. Şimdi bunlar servet geçirdi eline. Fakat bu servetlerle ilk yaptıkları, bu toprağın temiz Müslümanları var. Tertemiz çocuklar ya, bu halkımız bunlar, yani temiz çocuklar değil, uzakta bir yer değil. Benim annem, benim babam bunlar, benim kardeşlerim. Bu insanların temiz, dindar gelenekleri var. Modern toplumda yaşamak isterken, yani modernizme biraz uymak istiyoruz ama dinimizi de kültürümüzü de korumak istiyoruz diyen, işte bunları yoldan çıkarttı. Bunları bastırdılar. Temiz Müslümanlar ahlakını, düşüncesini, değil mi? Bunları bastırdılar. İki tane adam bastırdı bunu. İki tane adam. Ve kimse buna dur demedi. Siz nasıl hep bir şeyhle, bir siyasi liderin şeyine girdiniz, emrine girdiniz ve koskoca dinin bu kadar güzel dini mahvolmasına, rezil ve kepaze olmasına, böyle damgalanmasına, değil mi? Kutlağından kesiyorsunuz ya bu güzel gelenekleri. İşte şimdi o ilahiyat üniversitelerine, fakültelerine, diyanete, Türkiye'deki kendisine hacı hoca diye herkese sesleniyorum. Siz bu dini bu iki adama niye teslim ettiniz? Ya da iki adam belli mesafeler aldı. Ama iş karmaşaya gitti, kepazeliğe gidiyor. Tekrar alın elinden, indirin, dur deyin. Hani indirmeye gücümüz yok. Ya dur deyin. Dur diyecek kimseleri de yok. Ya çekil bir kenara. Din böyle gider kendi halinde. Tamam, katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Buyurun plaketinizi. Büyük kahraman Tayyip Bey, büyük kahraman şey efendi, buradan gene gider diyen adamları kalmadı. Bunu çok tehlikeli görüyorum. Evet. Ve burjuvanın işçi sınıfını tıpkı bastırdığı gibi, şimdi de bu Müslüman halkı, bu iki lider bastırdı, sarı haline, sarılaştırdı, kirlendirdi ve intikam sahibi yaptı. Kör bir nefretin içine soktu. Nereye soktu? Adama diyorsun ki belge, ne belgesi, hakikat, ne hakikati. Her şey karıştı. Artık gözümüzde anlaşamıyoruz, elimizde anlaşamıyoruz. Sadece fikirde, düşüncede değil. Türkiye'yi bu kadar sert